Merhaba, mesleki eğitim eğitmenlerine yönelik psikolojik rahatsızlıklardan etkilenen öğrencilere güvenilir eğitim sağlamak için etkili baş etme stratejilerinin geliştirilmesi projesi olan DEXA projesi 27 Aralık 2018 yılında başladı. 24 aylık olarak planlanan proje süresi pandemi sürecinde etkileriyle 36 aylık bir süreçte tamamlanabildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede ortak olarak Bulgaristan Narhu Derneği, İspanya Madrid Üniversitesi ve Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Projeye gerekçe olarak başlangıçta bir psikolojik rahatsızlıktan etkilenen kişinin sorununun ciddiyeti ne olursa olsun çoğu zaman öğrenme güçlüğü yaşaması ve eğitim süresi boyunca özel desteğe ihtiyaç duymasıydı. Bununla birlikte çok sayıda eğitici, psikolojik bozukluğu olan kişilerin davranışsal tutumlarıyla başa çıkmak için yeterli deneyime ve beceriye sahip değildi. Sonuç olarak her zaman uygun tutumları benimseyememeleri veya araçlarını, yöntemlerini bu insanların ihtiyaçlarına göre uyarlayamamaları projenin çıkış noktasından biriydi. Bizler bu durumda öğretmenlere bir güçsüzlük duygusunun ve çok fazla hayal kırıklığının oluştuğunu ve ayrıca eğitimin başarısını ve eğitmenlerin işe geçişlerini baltaladığını gözlemledik. AB istatistiklerine bakıldığında ise 21. yüzyılın en ciddi 10 hastalığından 5'inin psikolojik bozukluklarla ilgili olan şizofreni, bağımlılıklar, depresyonlar, obsesif kompulsif bozukluklar olduğunu incelediğimiz akademi çalışmalarda gözlemledik. Psikolojik rahatsızlıkların tanımlarına baktığımızda nedeni ne olursa olsun bireyin normal psikolojik işleyişinde bir değişikliğin olduğu zihinsel bir durum olmasını psikolojik bir tanım olarak tanımlıyoruz. Yalnız bunun bir ay içerisinde en az 2 hafta sürmesini psikolojik tanımın net tanımı olarak tanımlayabiliriz. Bireyin öğretme süreci ve öğrenme sürecinde veya entegrasyonunda açık bir etkisi olmalı bu tanımın. Projeye çıkış noktamız olan bu gerekçenin neticesinde projedeki fikri çıktılarımız psikolojik bozuklukların davranışsal özellikleri ve ilgili öğrenme güçlükleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamak ve böylece psikolojik bozukluklardan etkilenen öğrencilerle ilgilenen mesleki eğitim eğitmenleri için bir el kitabı hazırlamak. İkinci çıktığımız olan psikolojik bozukluklardan etkilenen öğrencilere güvenilir eğitim sağlamak için mesleki eğitim eğitmenlerine yönelik başa çıkma stratejilerini içeren el kitabımız ve üçüncü fikri çıktığımız olan psikolojik bozukluklardan etkilenen kişilerin mesleki eğitimini geliştirmeye yönelik politika tavsiye kılavuzumuz. Tüm bu fikri çıktılarımızla birlikte çözüm yolu olarak bulduğumuz önce farkındalığı arttırmak eğitmenlerde, daha sonra da bu eğitmenlerin farkındalıkları ile birlikte uygulama alanlarında hangi stratejileri kullanacaklarına dair fikir edinmelerini sağlamak. Hiçbir zaman projemizde onlara tanımlama yapmak üzere bir hedefimiz olmadı. Bu projedeki hedef gruplarımız öncelikle mesleki eğitim öğretmenleri ve eğitmenleri, uzman öğretmenler, müdürler, eğitim planlayıcıları, eğitim yöneticileri ve politika yapıcılar. Faydalanıcılarımız ise psikolojik bozukluklar ve rahatsızlıklardan etkilenen öğrenciler ve bu öğrencilerin aileleri ve toplum. Tüm bu proje çıktıları ile birlikte beklediğimiz etki, mesleki eğitimde özellikle pandemi sürecinin de etkileriyle birlikte gözlemlenen psikolojik rahatsızlıkları olan öğrencilerle çalışan eğitmenlerdeki farkındalığın artırılması. Farkındalıkla birlikte mesleki eğitimin içerisinde bu tür çalışmaların içerisinde bulunan diğer aktörlerle işbirliği çalışmalarının artırılması. Aynı şekilde bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yapıcı bir tartışmanın ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Başa çıkma stratejilerinin sağlanması ve psikolojik bozukluğu olan öğrencilerin yaşadığı öğrenme güçlüklerinin daha iyi anlaşılması, eğitimden ayrılmayı ve tesadüfi olarak işsizliği azaltmak için daha iyi fırsatlar sağlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. По проекта DEXA на програма Erasmus Plus направихме следните интелектуални продукти. На първо място направихме проучване между учители, професионални гимназии, професионални центрове, ЦПО-та, както ги наричаме, кои са най-честите психологически разстройства, които те срещат при тяхните обучаеми. По този начин успяхме всъщност да синтезираме 10-те най-често срещани психологически разстройства.
Първият продукт, който произведахме, това е един наръчник, който включва описание на всички най-често срещани психологически разстройства, съответно проблемите, които срещат обучаемите с тях, какви симптоми имат и как да бъдат преодоляни от учителите и преподавателите. А втория продукт всъщност е много по-синтезиран и е един много кратък наръчник от 40 страници, в които даваме изключително точни, конкретни стратегии, добри практики и информация, съответно как в училище преподавателите да използват и в професионалните гимназии в ЦПО-тата, как да използват тези стратегии, когато имат обучаеми с психологически разстройства. Важно е да се отбележи, че разбира се, не заместваме професионалистите. Това не е интервенция, за това си има професионалисти. А целта на този продукт е да подпомогне преподавателите, когато имат такъв обучаем в клас, как да го мотивират и как да се справят в случай на криза или когато виждат всъщност ефектите и симптомите от този тип разстройство. Изключително също така е важно да спомена, че когато решихме да правим този проект през 2018 година, да, той изглеждаше изключително необходим и важен, защото 21 век е века, в който, за съжаление, психологическите разстройства са предизвикателство за нас. Но още повече сега в 2021 година, след 2 години на изолация и всичките тези ефекти от пандемията, процентът на хора, които имат психологически разстройства е огромен и вече всъщност тези резултати от проекта са необходими в абсолютно всеки сектор на живота и на обществото, защото, за съжаление, в днешно време почти всеки втори човек има някакви психологически разстройства на базата на живота, в който живее. Благодаря!